أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا أرحم الراحمين Evet değerli izleyiciler, en son işlediğimiz idgam-ı misleyn ma'l-gunneden bahsetmiştik. Tabi o anda biz idgam-ı misleyn ma'l-gunneden bahsederken birkaç yere değinmeyi unutmuştuk. Oradan dedik ki idgam-ı misleyn ma'l-gunne ne demektir? İdgam-ı misleyn ma'l-gunne sakin nun veya sakin bir sakin nundan sonra harekeli nun geldiği zaman ya da sakin mimden sonra harekeli mim geldiği zaman ikisini birbirine devam edeceğiz. Gunne katıp telaffuz edeceğiz. Orada mimin de arkadaşlar, evet değerli izleyiciler, mimin de üç haleti var. Üç şekil mimin üç haleti vardır. Mimin mime uğraması, buna idgam-ı misleyn ma'l gunne diyoruz zaten. Mimin ondan sonra başka bir harften sonra gelmesi, mesela ne diyorum, nasıl mim geldi, sakin mim. Ondan sonra herhangi bir harf geldi. Biz buna ne? Bunu mimi izhar yaparak okuyacağız. İzhar yaparak hocam. Mesela minhum yati. Minhum yati. Minhum demeyeceğiz. Minhum yati. Sadece mimin hakkını mimi izhar yaparak okuyacağız. Üçüncü haleti ise mimin sakin mimin baya uğraması. Sakin mimin baya uğraması. Buna da ihfa-i şeffafi diyoruz. Yani mimin kaç haletidir? Mimin üç haleti oldu. Mimin mime uğraması. Buna ne diyoruz? İdgami misleyn ma'lugun ne diyoruz? Mimin mimden sonra yani sakin mimden sonra başka bir harf gelmesi. Buna ne diyoruz? İzhar diyoruz. Çünkü sadece mimi açığa çıkarıyoruz. Ondan sonra mimin ise baya uğramız. Buna da ihfa-i şeffafi diyoruz. Dudak önde olacak. Bunu da söylememiz lazımken o arada söylemedik. Bu derste söyleyeceğiz. Şimdi bugünkü yeni konumuz ise idgam-ı misleyn bila gunne. Arkadaşlar idgam-ı misleyn bila gunne. Geçen dersimizde neyi anlattık? İdgam-ı misleyn ma'al gunne. Yani dağım ediyoruz. Dağım ettikten sonra gunneyi veriyoruz. Ondan sonra okuyoruz. Bu ise aynı şekilde ama bila gunne. Bila gunne yani gunnesiz. Biz gunne katmayacağız içine. İdgam-ı misleyn iki tane harfin yanına gelmesi. Ondan sonra ne yapacağız? Gunne katmayacağız, okuyacağız. Mesela tarife baktığımız zaman arkadaşlar, evet idgam-ı misleyn bila gunne ne demektir diye sorulduğu zaman cezimli harften sonra aynı harf cezimli harften sonra aynı harf harekeli olarak gelirse birincisi ikincisine idgam edilir, katılır. Mim ve nun dışındaki harflerde gunnesiz, mimden bahsettik. Mimde ve nunda ne yapacağız? Gunne vereceğiz. Bunun dışında kalan tüm harflere gunne vermiyoruz. Yani mim ve nun dışındaki harflerde gunne yapılmaz. Zaten o da kaç kere tekrar ediyoruz. Mim, nun ikisi ne harflerdir arkadaşlar? Gunne harfleridir. Tarifi bir daha okuyalım. Cezimli harften sonra aynı harf harekeli olarak gelirse birincisi ikincisine idgam edilir, katılır. Yani birbirine geçirilir. Mim ve nun dışındaki harflerde gunne yapılmaz. Yani mim ve nunda yapacağız. Geri kalan istisnasız tüm harfler, yani kaç harf var? 29 harf var. Mim ve nun çıkarırsak 27 kalır. 27 harfte ise ne yapıyoruz? Gunne sokuyoruz. Örnek baktığımız zaman arkadaşlar, mesela lamın lama uğraması, mesela kullen, mesela kullen hafif üzerine duracağız, fazla değil. Bazı arkadaşlarımız fazla duruyor, fazla durmayacağız. Kullen, kullen devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, sakin lam gelmiş, ondan sonra harekeli lam gelmiş, ikisini ne yapıyoruz, birbirine geçiriyoruz ve gunnesiz okuyoruz. Yani bunun dikkat ettiğimizde bu hangi şekilde giriyor? İlk önce bu şekilde giriyor. Daha sonra ise son şekli ise kullen, sanki lamın üzerinde ne varmış telaffuzda, yani okurken, yani Kur'an'da bu şekilde yazmaz, yani bu son halette. Bu şekilde olmaz
Ama sanki bu şekildedir. Bu hale giriyor. Buna ne diyoruz? İdgame misleyn bila gunne. İsmini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi örneklere baktığımız zaman وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرُ. Arkadaşlar, buraya baktığımız zaman وَقَدْ دَخَلُوا, buradaki dal sakin mi? Sakin. Sakin. Ondan sonra aynı cinsten harekeli dal gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş. İkisini ne yapacağız? Birbirine idgam edeceğiz. Birbirine katacağız. Ondan sonra gunnesiz okuyacağız. Yani burayı nasıl okuyacağız? Ve kad dehalu. Nasıl okuyacağız? Ve kad dehalu. Sanki aynı. Sadece bir tane dal varmış. Bir tane dal varmış. Üzerinde ise şedde varmış gibi. وَقَدْ دَخَلُوا وَقَدْ دَخَلُوا. Evet, çok güzel arkadaşlar. Bir de önümüze baktığımız zaman وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Evet arkadaşlar. وَيَجَعَلْ لَكُمْ. Burada bize Abdülhakim kardeşimiz bize açıklasın burayı. Burada sakin bir lam gelmiş. Evet. Ondan sonra aynı harften, aynı cinsten. Aynı cinsten bir harf, lam yine gelmiş harekeli. Evet. İkisini birbirine idgam ediyoruz. Evet. Ama gunnesiz bir şekilde gunnesi okuyoruz. Gunnesi sokuyoruz. Gunnenin harfleri bahsettik. Kaç tanedir? İki tane. İki tane. Mim ve nun dışında geri kalan hiçbirisine? Hepsi gunnesiz okuyor. Gunnesi sokuyor. Aynı şekilde burada da. Evet arkadaşlar. Bir diğer örneğimize baktığımız zaman فَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ. اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ. Aynı şekilde. Nasıl olmuş burada arkadaşlar? B harfi. B gelmiş mi? Gelmiş. Sakin. Sakin. Sakin unutmamamız lazım. Sakin gelmesi lazım. Birincisi sakin. İkincisi harekeli olması lazım. Birincisi sakin. Ba gelmiş. İkincisi aynı cinsinden harekeli ba geldiği için ne yapacağız? Birbirine devam ederek geçirerek. Birbirine geçireceğiz. İdgam edeceğiz ve gunnesiz okuyacağız. Okuyacağız. Evet arkadaşlar. إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ. Evet. إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ. إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ. Burada ne olmuş arkadaşlar? Burada sakin ta gelmiş. Ondan sonra aynı cinsten harekeli bir tane ta geldiği için buna ne yapacağız Taha abi? Devam edeceğiz. Bunları birbirine geçireceğiz ve gunnesi okuyacağız. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Aynı şekilde. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَتْ Teko. Burada ne yapacağız burada? Sakin T gelmiş. Evet. Ondan sonra da aynı cinsinden olan bir harf geldiği için, harekeli bir harf geldiği için birbirine evet. Katarak. Harekeli ta geldiği için ikisini ne yapacağız arkadaşlar? Birbirine katarak okuyacağız. Birbirine katacağız ve gunnesiz okuyacağız arkadaşlar. Evet. فَمَا رَبِّحَتْ تجارتهم وما كانوا مهتدين. Evet. فما ربحت تجارتهم. Buradaki mesela sakin ta gelmiş. Ondan sonra aynı cinsten yine
harekeli ta geldiği için birbirine devam edeceğiz. İdgamsız bir şekilde okuyacağız. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ Bu ayet özellikle mesela ha'da ha harfi nefes harfi olduğu için nefesi böyle nefesi daha fazla isteyen bir harftir. Bunu mesela nasıl okuyacağız? وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ Pardon, burada biz rayı ince okuduk. Burada şeyde arkadaşlar. Burada ra kalın okunacak. مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ha bazen şey kalın harf gelir, ondan sonra ince harf gelir. İnsan bazen yani ne yapar? O kalın harfi ince harfe kaptırır. Evet. Ya da tam tersi olur. Bazen ince harf gelir, kalkıp şey yapar mesela. Ya da pardon, kalın harf gelir, ondan sonra ince harf gelir, ne yapar? Karıştırır. O inceyi kalında kaptırır. Ya da aksi ya da tam tersi olur. Evet. Ya da tam tersi. Arkadaşlar burada mesela yukrihunne sakin ha gelmiş burada. Ondan sonra harekeli ha gelmiş. Aynı cinsten dağım edeceğiz. Ondan sonra idgamsız bir şekilde okuyacağız. Mesela buraya baktığımız zaman bu ikrahihin burada mesela harekelidir. Eğer ki buradaki sakin olsaydı aynen yukarıdaki gibi ne yapacaktık? Dağım edecektir. İdgamsız okuyacaktık arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ وَذَنُّونِ Arkadaşlar اِذْ ذَهَبَ Nasıl olmuş bu? Abdülkim kardeşimiz? Burada sakin bir Z harfi geldi. Ondan sonra aynı cinsen bir harekeli bir harf geldiğinden dolayı ikisini birbirine idgam ediyor. Hunnesi nasıl okuyacağız? Nasıl telaffuz edeceğiz? İz-zehebe. İz-zehebe. Ya bakalım. İz-zehebe. Evet. Burada zaten arkadaşlar ellen buradan bahsetmiş şey burada ne var? İdgam-ı misleyn ma'l-hunne var. Evet arkadaşlar. Bu alttaki örneği size okusanız. Bellecu fi'utuvi ve nufur. Ben okuyacağım, sen tekrar oku. Bellecu fi'utuvi ve nufur. Bellecu fi utuvi ve nufur. Evet. Nasıl olmuş? Burada sakin bir lam harfi gelmiş. Aynı cinsten harekeli bir harf ondan sonra geldiğinden dolayı ikisini birbirine idgam edip gunnesiz bir şekilde okuyoruz. Evet arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz. وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا Sanki burada ne varmış? Böyle dağım edilmiş, üzerinde şedde bulunan harf gibi okuyacağız. Nasıl telaffuz edeceğiz? Awwanas. Nasıl okuyacağız? Awwanasaru. Evet. Nasıl okuyacağız? Awwanasu. Wanasaru. Wanasaru. Evet. Buradaki ne? Bunu nasıl olmuş burada? Sakin vav gelmiş. Ondan sonra aynı cinsten harekeli vav geldiği için ne yapacağız? Birbirine dağım edeceğiz.
Lahum, lahum. Ağzıma dikkat edin. Lahum mağfiratu ve rizqun kerim. Burada mesela lahum, lahum. Burada nasıl, burada ne olmuş? Hadi bakalım. Burada ne olmuş? Burada mağlubun olmuş. Burada ne olmuş? Şey oldu, mimden sonra aynı cinsle mim geldi. Evet. Den dolayı idgam mislem bila gunne oldu. İdgam mislem bila gunne oldu. Hayır. İdgam mislem oldu. Mim ile nunda gunneli bir şekilde okuyoruz. Evet. Ne dedik? Mim geldiği zaman, mim mime uğradığı zaman idgam mislem ma'al gunne oluyor. Evet. Yani ben bu okuyuşuma dikkat etseniz anlarsınız ama evet, bu ayeti okudu arkadaşlar. Evet. قَالَ رَبِّ جَعَلِّي آيَةِ Mesela اِجَعَلِّي Orada ne olmuş? Sakin lam gelmiş. Ondan sonra yine aynı cinsten lam gelmiş. İkisini devam ediyoruz. Birine geçiriyoruz. Ondan sonra idgamsız okuyoruz. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. Burada bir şey yok. Yani konumuzla ilgili bir şey yok. واذكر ربك كثيرا واذكر وَذْكُرْ Burada ne olmuş? Kalın harflerinden yani ra harfi gelmiş. Kendisi sakin. Ondan sonra aynı cinsten başka bir yani aynı, başka bir tane ra gelmiş. Ve o da harekeli. İkisi birbirine devam ediyoruz. O nasıl bir şekilde okuyoruz. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ Burada konumuzla alakalı olan şu an bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bu ayette bize Abdülhakim kardeşimiz bulsun bakayım. Nerede nasıl olmuş burada? Burada lem testati' aleyh. Orada evet. Sakin bir ayn gelmiş. Aynı harften ondan sonra aynı harften harekeli bir ayn gelmiş. İkisini birbirine idgam ediyoruz, dağım ediyoruz. Ediyoruz. Gunnesiz bir şekilde okuyoruz. Evet. Bir diğer önümüze baktığımız zaman قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا Burada ne olmuş arkadaşlar? Elem ekul leke. Elem ekul leke. Burada ne gelmiş arkadaşlar? Sakin lam gelmiş. Ondan sonra harekeli aynı cinsten lam gelmiş. İkisini birbirine devam ediyoruz ve gunnesiz okuyoruz. Buna ne diyoruz? Kayda olarak idgame misleyn. Bila gunne. Bila gunne. Bila nedir? Gunne yoktur. Gunnesiz demek manasında. İza met تَقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا Sakin harf, hangisi gelmiş harflerden? Vav gelmiş. Ondan sonra harekeli vav gelmiş. İkisini birbirine devam ediyoruz. Ve bunu nasıl bir şekilde okuyoruz. Evet arkadaşlar. Bir de aynı şekilde idgame mislen bila gunne de ölçü olarak kendisi ne kadardır? Ölçü olarak idgame mislen ma'al gunne gibi değildir. Şu şekilde. Çünkü idgame mislen ma'al gunne de gunne olduğu için ne yapıyoruz? Gunneyi veriyoruz. Ve okuyuşa göre, okuyuşun hızına göre ve okuyuşun yavaş olmasına göre biz uygun olanın hangisiyse ona göre şey veriyoruz. Tutman hakkını veriyoruz. Ama idgame bila gunne de ise öyle değildir.
İdgam-ı bilâ gunnede yine aynı şekilde hükmen o da vaciptir. Yani yapılması lazım. Yani tüm kıraat alimleri bunun üzerine ittifak etmiş. O da aynı şekilde olması lazım. Ve uzatma olarak da sadece üzerinde hafif duruyoruz. Maksat cezm oynaması olmaması için. Mesela elem akul leke. Ya mesela biz bir şeddeli harfi nasıl okuyoruz mesela? Örnek diyorum. Elleme. Bu nasıl aynı onda da öyle yapıyoruz arkadaşlar. Elleme yani şu şekilde okumayalım ha. Oraya mesela elem akul öyle değil. Sadece sanki şedde varmış gibi şeddeyi belli ettiriyoruz. Elem akul leke. Elem akul leke. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu kadar zaten yeterince önüne getirdik. Ve bunları iyi kavramamız lazım. Bunları iyi kavrarsak inşallah alanız ile o Kur'an'ın o güzelliği ortaya çıkar. Yani mesela elem ekul leke mesela bu kaydı yerine getirdiğimiz zaman hakikaten Kur'an'ın o güzelliği ortaya çıkıyor. İdgâm-ı mesela misleyme al-gunnede o gunnelerin üzerine dururken on mesela bazı mesela diyorum bu Kur'an sesi güzel olanlar mesela Mısır'daki kariler gibi o ne kadar güzel gunneler, ne kadar güzel makamlar mesela anlatıyorum, o müminler üzerinden çıkar. Kur'an'a o güzelliği katıyor. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü dersimiz de buraya kadar. İnşallah bir dahaki dersimizde sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.